Sayın seyirciler, Almanya yeni bir göç kriziyle karşı karşıya diye başlayalım. Yerel yönetimler, kapasitemiz aşıldı, artık yükü kaldıramayacak noktadayız dedi. Ana muhalefet partileri de Başbakan Olaf Scholz'un sığınmacı politikasında acilen değişime gitmesini istedi. Yeni göç krizi endişesi Almanya'nın bir numaralı gündemi. Yerel yönetimler sığınmacıları kabul etme kapasitelerinin aşıldığından şikayetçi. Artık yükü kaldıramayacak noktaya geldiklerini söylüyorlar. Geçişlerini ekranlarınıza getiriyor. Yaşanan kriz Alman hükümetinin özellikle Polonya ve İtalya ile ilişkilerinde gerilimin tırmanmasına yol açıyor. 2015 yılında başlayan Suriyeli mülteci krizi sırasında dönemin Hristiyan Demokrat Birlik Partili Başbakanı Angela Merkel tüm itirazlara rağmen açık kapı politikasını kararlılıkla sürdürmüştü. Şimdi ise Merkel'in ana muhalefeti olan partisi Almanya'ya düzensiz göçün durdurulmasını talep ediyor. Ana muhalefet ayrıca Sosyal Demokrat Partili Başbakan Olaf Scholz'un da sığınmacı politikasında acilen değişime gitmesini istiyor. Tartışmaların alevlenmesi üzerine Scholz da bir açıklama yaptı. Almanya Başbakanı özellikle Polonya sınırında yeni önlemler alabileceklerini söyledi. Gereksiz antibiyotik kullanımının neden olduğu antibiyotik direnci kırmızı alarm noktasına gelmiş durumda. Türkiye direnç noktasında Avrupa'da birinci. Antibiyotik direncine bağlı ölümlerin dünyada da artışa geçtiğini belirten uzmanlarsa uyarıyor. Türkiye Avrupa'da mesela direnç oranları bakımından baktığınız zaman hani Yunanistan'la yarışıyoruz bazen. Genellikle de şampiyonuz maalesef. Uzmanlara göre Türkiye'nin en büyük enfeksiyon sorunlarından biri gereksiz kullanımın neden olduğu antibiyotik direnci. Salgın ve deprem gibi afetlerin etkisiyle daha da tehlikeli hale geldi. Eski hastalar eski antibiyotik öncesi çağlardaki gibi bir takım bakteriyel infeksiyonlardan basit bakteriyel infeksiyon bile olsa hayatını kaybedebiliyor. Antibiyotiklerin yaygın ve gereksiz kullanımı dirençli mikropların güçlenmesine neden oluyor. Hastalık yapan etkenler arttıkça eldeki antibiyotikler de fayda etmiyor. Özellikle idrar yolu infeksiyonlarında hap yutacak şekilde bir ilaç yazamadığımız için basit bile olsa idrar yolu infeksiyonunu hastaneye yatırarak çok daha geniş spektrumlu antibiyotikler kullanmak zorunda olduğumuz durumlar çok sık karşılaşıyoruz maalesef. Uzmanlar antibiyotik direncine bağlı ölümlerin dünyada da artışa geçtiğini belirtiyor. Hiçbir ilaç tedavi seçeneği olmayan mikroplarla karşı karşıya kalıyoruz maalesef. Yani hani o antibiyotik öncesi dönemlere dönüyoruz. Tehdidi gerçekleşmiş durumda. Tüberkülozu, kızamı, işte pnömonisi her şeyi bir araya koyduğun zaman gerçekten tüm o infeksiyon hastalıklarının neden olduğu ölüm sayısından çok daha fazlasına neden olduğu hesaplanıyor. Okulların açılmasıyla artan üst solunum enfeksiyonlarında gereksiz antibiyotik kullanımının da artına dikkat çeken uzmanlar, akılcı antibiyotik uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini söylüyor. Antibiyotikler ne kadar çok kullanılırsa direnç o kadar artar. Onun için antibiyotikleri sadece gerekli olduğu durumlarda kullanmak dediğimiz akılcı antibiyotik kullanım uygulamalarının çok yoğun bir şekilde tüm ülkede yaygın bir şekilde eğitim kampanyalarının yapılması gerekiyor şu anda.